3-9 Kasım Organ ve Doku Bağış Haftası'nda organ ve doku bağışının önemine değinen Kayseri Şehir Hastanesi nefroloji uzmanı Doktor Tamer Arıkan, kadavradan nakil olayının artırılması gerekiyor dedi. Evet, ülkemizde 3-9 Kasım organ ve doku bağış haftası olarak kutlanmaktadır. Organ ve doku bağışı hayat kurtarıcı bir olaydır. Vücudumuzda görevini yapamayan organ ya da dokularımızın yerine canlıdan ya da kadavradan, halkın anlayacağı dilde konuşursak, ölüden alınan bir organ ya da dokunun canlıya takılmasına organ nakli işlemi olarak tanımlıyoruz. Ülkemizde çok sayıda donanımlı organ nakil merkezi mevcuttur. Organ nakli hayat kurtarıcı bir olaydır. Aslında bu konuda net bir şey söylemek zor ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bu konuda daha önce açıklaması olmuştu organ bağışıyla ilgili. Daha çok aydınlatmak gerekiyor, daha çok bilinçlendirmek gerekiyor organ nakli için. Tanıtımların daha çok yapılması belki organ naklini artırabileceğini düşünüyorum. Halkın bilinçlendirilmesi bu konuda mutlaka şart. Kesinlikle olacak. Benim branşım nefroloji branşı olduğu için oradan gireyim olaya. Ülkemizde yaklaşık olarak 84 bine yakın son dönem böbrek yetmezliği olup replasman tedavisi alan hastalarımız mevcuttur. Replasman tedavisi nedir? Diyaliz ya da organ nakli, yani böbrek nakline biz replasman tedavisi diyoruz. Kronik böbrek yetmezliğinin en iyi tedavi şekli böbrek naklidir. Ülkemizde bu 84 bin geçen yıl Türk Nefroloji Derneği'nin kayıtlarına baktığımızda ülkemizde replasman tedavisi alan hastalarımızın %20'ye yakını böbrek nakli olmuştur. Bu çok düşük bir oran. Bu nedenle böbrek nakli daha sayıyı daha fazla artırabilmemiz için canlı vericilerden çok kadavradan nakil olayının artırılması gerekmektedir. Bunun için de yine halkımızın bilinçlendirilmesi ve sağlıklıyken organ nakli belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Organ nakli belgesi alabilmek için hastanelerimizde ya da organ nakli merkezlerinde ya da aile hekimliklerine başvurarak iki tanık huzurunda organ nakli belgesi alabilmektedirler. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi yine canlıdan nakil oranı çok fazla. Bu ülkemizdeki böbrek nakli olaylarının yaklaşık olarak %80'i canlıdan yapılan nakillerdir. Kalan %20'lik kısmı kadavradan yapılmaktadır. Bizim amacımız burada kadavradan nakilleri daha üst rakamlara çıkarmaktır. Bu da halkımızın daha çok bilinçlenmesiyle alakalıdır. Vatandaşlarımıza şunu söylemekteyim. Yani illaki bir yakınımızın organ nakline ihtiyacı olduğu zaman organ naklinin önemini kavramayalım. Lütfen normal zamanlarda da empati yaparak herhangi bir organımızı iflas ettiğinde bunu sadece canlı ya da bir ölü kişiden organ alabileceğimizi düşünerek sağlıklı iken organ nakli olayının üzerine gitmeliyiz ve organlarımızdan yani bağışlayabildiklerimizi bağış kartı alarak bağışlayabiliriz. Tabii organ nakli bağışlayınca halkımız şöyle anlamasın, hemen canlıyken organ alınmıyor. Mutlaka bağış belgesi alındıktan sonra, vefattan sonra alınmaktadır organ. Ayrıca Sağlık Bakanlığı bünyesinde organ nakli adaletli ve eşit olarak hastalara dağıtılmaktadır. Bunu da vurgulamak isterim.